Merhaba arkadaşlar, bugün size İngilizce'deki istemek cümle yapısını anlatacağım. Would like to, yani istemek. Tek başına, yani bu üç kelime bir araya geldiğinde istemek kelimesi meydana getiriyor. Cümle içindeki kullanımı nasıl? Mesela bu cümle yapısını öğrendikten sonra artık rahatlıkla yapmak istediğiniz şeylerden bahsedebilirsiniz. Mesela ben ne yapmak istiyorum? I would like to. Ben istiyorum. Mesela İspanyolca öğrenmek istiyorum. Learn Spanish. İspanyolca öğrenmek istiyorum. Yani bu make ikili meydana getiriyor zaten. Olmazsa olmaz. Akabinde çünkü bir fiil geliyor. İspanyolca öğrenmek istiyorum. Dolayısıyla bu diğer nesneler için de would like olacaktır. I, you, we, they, he, she, it, ne olursa olsun hepsine would like to kelimesini eklersiniz. O şekilde yolunuza devam edersiniz. Mesela ben ne istiyorum? İspanyolca öğrenmek. Sen ne istiyorsun? You would like to, yani bir şey yapmayı istemek. You would like to swim, ya da you would like to swim diye, evet. Swim in Marmaris. Sen Marmaris'te yüzmek istiyorsun. Başka ne yapabiliriz? Biz ne yapmak isteriz? We would like to help you. Size yardım etmek istiyoruz. Ya da onlar ne istiyor? They would like to eat out. Onlar dışarıda yemek istiyorlar. Ya da he, she, it için de cümleler kuralım. He would like to live in England. O İngiltere'de yaşamak istiyor. Ya da she would like to earn more money. İşte o daha fazla para kazanmak istiyor. Ya da it would like to sleep in my room. Bir kediden bahsediyorsak, bir köpekten bahsediyorsak, o odamda uyumak istiyor. Böyle böyle gider. Yani gördüğünüz gibi özneniz ne olursa olsun hepsine would like to kelimesi yani ekliyoruz. Bu üç kelime bir araya geliyor. Sadece istemek kelimesi meydana getiriyor. Ve fiilin en sade hali gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu da model grubuna girer. Ve modelların özelliği nedir? Bütün fiillerin sade olması, hiçbir ek almamasıdır. Özneniz ne olursa olsun, yani Ahmet, Mehmet de olsa, Ali, yani çocuklar, teyzeler neyse, özneniz ne olursa olsun hep başta ve ondan sonra mutlaka would like gelir. Peki, olumsuz ve soru hali nasıl yapılır? We would like to go. Biz gitmek istiyoruz. Bu olumlu bir cümledir. Gitmek istemiyoruz demek istersen, we wouldn't like to go. Gitmek istemiyoruz. Dolayısıyla soru yapmak istersek de would sadece başa gelir. Yani like to olduğu gibi yerinde kalır. Gitmek istiyor muyuz? Would we like to go? Gitmek istiyor muyuz? Ya da wouldn't we like to go? Yani dizilim aynı, tek farkı would'un başa gelmesi veya wouldn't'ın başa gelmesidir. Soru yapmak istersek, yani olumlu soru, olumsuz bir soru yapmak istersek. Eğer biz gitmek istiyor muyuz? Gitmek istemiyor muyuz? Evet, istiyoruz. Yes, we would. Ya da no, we wouldn't. Kısa cevap da bu şekilde olur. Gitmek istiyoruz, gitmek istemiyoruz. İstiyor muyuz, istemiyor muyuz? Evet istiyoruz, hayır istemiyoruz. Bu böyle.
Durum cümlesi de yapmak istersek olabilir. Yani bu fiil cümlesi gördüğünüz gibi. Bazen de işte mutlu olmak istiyorum ya da özgür olmak istiyoruz gibi olmakla ilgili cümleler olursa ne olur? Mesela ben mutlu olmak istiyorum demek istersem I would like to, yani ben istiyorum, be happy. Mutlu olmak istiyorum. Olmak. To be olmak demek zaten. Dolayısıyla I would like to be, you would like to be, they would like to be. Bu şekilde durum cümlesi oluşturulur. Ben mutlu olmak istiyorum. Sen özgür olmak istiyorsun. You would like to be free. Sen özgür olmak istiyorsun. Biz ne yapmak istiyoruz? We would like to be rich. Biz zengin olmak istiyoruz. Onlar ne olmak istiyor? They would like to be here. Onlar burada olmak istiyorlar. Ya da he, she için de örnek aynıdır. Yani he would like to be my friend. O arkadaşım olmak istiyor. Benim arkadaş olmak istiyor. Ya da she would like to be more beautiful. O daha güzel olmak istiyor. Ya da bir bayandan bahsediyoruz. It would like to be in my place. O benim yerimde olmak istiyor falan. Dikkat etsen would like'dan sonra be gelir. Normalde I am, you are, we are ya da he, she için is diyoruz ya geniş zaman durum cümlesinde. Burada hepsi bu am, is, are'lar be olarak karşımıza çıkıyor. Yani hiçbir çekimleme yok gördüğünüz gibi. Yani mutlu olmak, özgür olmak, zengin olmak, burada olmak, arkadaşım olmak, daha güzel olmak, benim yerimde olmak, hep olmak söz konusu olduğunda böyle. Halle aynı şekilde yani durum cümlesi de olsa, fiil cümlesi de olsa would like to ne olacak? Would like to diye olumsuz olacak. Yani I would like to be happy, mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak istemiyorum demek istersen de I wouldn't like to be. Ya da işte soru yapmak istersek aynı buradaki gibi would başa gelecek. Yani durum cümlesi veya hareket cümlesi olmasında bir fark yok. Soru yapmak istersek ya da olumsuz yapmak istersek. Bir de şimdi would like to istemek ya, bir de want to diye bir şey var. O da istemek. Yani aslında I would like to mesela play a game. Bir oyun oynamak istiyorum diyen bir insan ile I want to play a game. İkisi de aynı şeyi söylemiş oluyor. Yani oyun oynamak istiyorum. Oyun oynamak istiyorum. Aynı şeydir. Niye peki iki tane var? Şöyle ki hani sizli bizli konuştuğunuz insanlarla hani kibar konuşmanız gerekiyorsa would like cümle yapısını kullanırsınız. Eğer senli benli konuştuğunuz biri varsa bu yakın arkadaşınız olur. Akrabanız ya da aile bireylerinizden biri olur. Onlara söylüyorsanız want to'yu kullanırsınız. Yani aynı şey bir restorana gittiğinizde mesela ne diyelim, diyelim ki pizza yemek istiyorum diyorsunuz. I would like to eat pizza. Ben pizza yemek istiyorum. Menü işte baktınız sipariş veriyorsunuz. Bir garsonla konuşurken sizli bizli konuştuğunuz için pizza yemek istiyorum dersiniz. Ama anneniz diyor ki bugün sana ne pişireyim? Siz de diyorsunuz ki ben pizza yemek istiyorum. Bana pizza pişir anne diyorsunuz. O zaman yani daha doğrusu pizza yemek istiyorum demek isterseniz would like to da kullanabilirsiniz. Yani annenizle konuşurken yani senli benli konuştuğunuz insanlara da would like to da konuşabilirsiniz ama yani biraz abes kaçabilir. Kibar aslında kibar olmuş oluyorsun. Tek farkı o. Want to denen şey aslında kabalık değildir. Yani o da istemek ama nasıl söylesem herkese sen demezsiniz ya bazılarına siz diyesiniz gelir. Çünkü belli bir mesafe var aranızda. Would like de öyle bir şeydir aslında.
Onun yerine want to dersiniz. I want to eat pizza. Yani dediğim gibi garsona ya da annenize. Annenizden bir şey isterken I want to, garsondan bir şey isterken I would like to dersiniz. Tek farkı bu. Bir firmaya gittiniz, biraz bilgi almak istiyorum diyorsunuz. I would like to have some information dersiniz. Would like to kullanırsınız. Ama birebir konuşursam, bir arkadaşınızla konuşurken I want to have some information dersiniz. Böyle ama want to normal geniş zaman cümlesidir. Bunun gibi wouldn't oluyor ya mesela. Wouldn't oluyor ama wantn't olmuyor. Dolayısıyla want'ın olumsuzunu da yazayım size. Karıştırmayın. I don't want dersiniz. Eat pizza dersiniz. Pizza yemek istemiyorum. Anladınız mı? Soru yapmak isterseniz de burada gizli bir do var. O başa gelir. Normal bildiğiniz geniş zaman. Do I want to eat pizza? Pizza yemek istiyor muyum? Bir düşüneyim bakalım. Herkese soru sormazsınız ama hani verip sordunuz. Olumlu olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru. Don't I want to eat pizza? Pizza yemek istemiyorum. Evet istiyorum. Yes I do. No I don't. Tamam mı? Bildiğiniz geniş zaman. He she it olsaydı does olacaktı. Yani I want ama he she it için she wants asterisk takarsınız. Dolayısıyla bu fiilimsi konusunda zaten ele aldım. Yani iki fiil yan yana gelince araya to girer konusu aslında. Dediğim gibi would hepsine would gelirken I, you, we, they hepsine would gelir ama I, you, we, they want he, she, it'e yani özneniz tekilse wants asterisk takarsınız. Bu kadar basit. Zaten şu an konumuz want olmadığı için çok fazla üstüne durmak istemiyorum. Would like to bilmeniz çok önemli benim için. Tamam mı? Bu saatten sonra rahatlıkla hayatınızda olup biten şeylerden bahsedebilirsiniz. Yani istediğiniz şeylerden bahsedebilirsiniz. Sadece kendi istediklerinizden değil, işte anne babanızın istediği şeylerden, akrabalarınızın bahsettiği ya da öğretmeninizin sizden istediği şeyler. Şimdi dolayısıyla ben sizden örnek istiyorum. I would like you to give me some examples. Sizden bana birkaç örnek vermenizi istiyorum. Bu defterinize not alın da sonra örneklere devam ederiz. Buyurun. Want to'nun durum cümlesini nasıl yapıyoruz? Want to be olur aynı şekilde. Want to be. Would like to be, want to be. Mesela eğer bunların hepsini ben want to ile söylemek isteseydim I want to be happy, ben mutlu olmak istiyorum. I would like, you would like to be değil de you want to be happy, free, we want to be rich, want to be olacak. Tamam, tek farkı o. Bakalım. Tumbala 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 laika tumbala 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 la spielbala laika tumbala laika spielbala laika tumbala la.